ekmek kavgası. Evet, ben çan için aslında şunu hep söyledim. Otobandan ziyade çanın karayol ve demiryolunun merkezi olması gerektiğini düşündüm Çanakkale için. Bakın Çanakkale doğuya nasıl açılıyor? Ya yukarıya çıkıyoruz Biga, Bursa ya da aşağı iniyoruz Edremit, İzmir. Oysa ki haritaya alıp baktığımızda Çanakkale'nin doğuya açılan kapısı Çan Yenice olmalı. Bu Çan için çok önemli. Çan Yenice'den Edremit, Çan Yenice'den Balya ve Balıkesir. Doğru mu söylüyorum Doğru. Cüneyt Bey? Evet. Bu tren yoluyla da desteklenmeli. Bakın Balıkesir ciddi bir yer. Yani sanayisi var, Evet. zengin bir ilimiz. Çan üzerinden Balıkesir'e bugünkü yolla gitseniz 197 kilometre. Edremit üzerinden gidin 222 kilometre. Ki yolu yaptığınız zaman bu yol, bu kısalacaktır da. En azından 180-190'ları falan yakalarsınız. Bu ne getirir? Bütün karayolunun ve demir yolunun Çan üzerinden gitmesi demek, beraberinde Kaz Dağları'nı da daha kullanılır hale getireceği için, yani oradaki doğaya ulaşmak da daha kolay olacağı için ulaşımın getirdiği bütün nimetlerden yararlanır Çan. Kolay ulaşılabilir olur. Bolu'daki tesisleri düşünün. Yüzlerce tesis değil mi? Ve bakın bir otoban yapıldı. O tesislerin %80'i kapandı. Tamam. Sadece öyle yaşıyordu o bölge. Şimdi aynısını Çan'ın yapma şansı var. Ama şurada yanılıyoruz. İşte otoban gelince her şey düşecek. Tam tersi. Otoban geçtiği yerlere para bırakmaz. Son noktaya bırakır. Otobandan inip de köy kahvesinde çay içemezsiniz. İşte köylünün sattığı tarımsal ürünü de alamazsınız. Ama karayolunda bunu yaparsınız. Onun için bu otobanın güzel sözüne kanmamak lazım. Bence bütün siyasetçilerin ve başta Çan ve Yenicelilerin benim söylediğim güzergahta yolun yapılması için büyük çaba sarf etmeleri lazım. O zaman Çan son nokta olmaktan çıkar. Ve zaten Çan-Çanakkale yolu yapıldıktan sonra hali vakti yerinde olan pek çok insan da evini buraya taşıdı. İş yerini sabah gidip akşam Akşam gelerek günü. buna Kalebodur'daki mühendisler dahil Daha iyi. iş yerini takip ediyorlar. Onun için karayolu ağını hızla iyileştirmeler lazım diye düşünüyorum. O bahsettiğiniz yol Balıkesir'e Evet. giden yol eğer iyileştirilirse aşağı tarafta da sahil yolunda da Edremit'e de inecek. %30 rahatlama da sağlanır. Şu Başkanım, anda herkes çıkıyor daha tabii. fazla. Başkanımın bu tren yolunu doğru olsun diye düşünüyorsunuz değil mi? Ben siyasetten hiçbir şey söylemem. Yok, Doğru olsun. doğru gördüğünüz için. Tabii. 45 yıllık proje bu. 45 yıldan beri söylenir ama Çan'dan çıkan siyasetçiler, Çanakkale'den çıkan siyasetçiler bunun peşine hiçbirisi Yok. düşmemiştir. Ben bunu geçen sene, evvelsi yıl Turizm Ticaret Fuarı'nda anlattım. İşte ticaret olması için, turizm olması için önce ulaşılabilir olmak lazım. Ve yolları da mümkün olduğu kadar kısaltmak lazım. Bakın dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte şu köprüyü yaptık, bu tünel yaptık ve bundan ekonomiye dönüşümleri şu kadar para kazandıracak diye şey vardı, haberleri vardı. Bilmiyorum gazetelerde Yok, gördünüz mü? görmedim. Mesela diyor ki işte İzmit Körfezi Köprüsü açıldığı zaman yol şu kadar kısalacağı için bu kadar araba geçiyor. İşte akaryakıt şu kadar az tüketilecek. Daha az para harcanacak falan. Klasik hesap. Bu yol yapıldığı zaman ülke ekonomisi de kazanacak. Bir. İkincisi bu hala patinaj yapılıyor. Küçük rampaları 15 kilometre o virajları aşamadılar. Açsalar ne olacak? Küçükkuyu'dan Edremit'e kadar adım adım gidiyorsunuz. Ve orada yaşayan ve turizm için oraya gelen insanlar belki de trafiğin sadece %25'ini oluşturuyor. Esas trafiği oluşturanlar İzmir ve Akdeniz'e işte Ege'ye dağılacak olan araçlar, transit geçenler ve yola sıfır gidiyorlar. Tırlar, kamyonlar, hiç orada oyalanmak istemeyen herkes. Bunun içinde Balıkesir'e gidenler de dahil. Bunu yaptığımız zaman bizim Küçükkuyu yolumuz sadece turizm yolu olarak kalacak. Yani bir yol yapacağız. Ülke ekonomisi kazanacak. Küçükkuyu, Akçay'daki turizm tesisleri bu işten karlı çıkacaklar. Çan kazanacak. Yenice kazanacak ve Balıkesir içinde boğaza açılan bir kapı olacak. Bakın Balıkesirliler nereye gidiyorlar denize gitmek istedikleri zaman?
Ya Edremit, işte Ayvalık o tarafa gidiyorlar. Burhaniye. Ya da Burhaniye ya da Bandırma'ya gidiyorlar. Hiçbir Çanakkale Boğazı ile mukayese edilmez. Şu anda Çanakkale turizm sıkıntılı. İşte bakın bizim için bir tane turizm kapısı var. Hani bu uçakları 6000 dolar para verelim, başka kolaylıklar gösterelim demekten çok daha önemli. Sadece bir yol. Çan'ı da uçurur, Yenice'yi de uçurur. Çanakkale'de çok büyük faydası evet. olur. Yapacakları bir çok büyük yol yani 100 kilometre tutmaz benim söylediğim yol. O yolun da maliyeti 100 milyon dolar falandır değil mi? Ortalama 1 milyon dolardan gitsek. Yani çok basit çözümleri olan yani, konuları masaya yatırıp bulabiliyoruz ama maalesef fiiliyata geçiremiyoruz. Peki Afyon'da böyle değil midir? Yolların kesişme noktası değil midir Afyon? Tabii. Ankara'dan gelen, İstanbul'dan gelen her yer. O kesişme noktalarında çok büyük şeyler olur. Bekleme noktaları oluşur ve bütün alışveriş orada döner. Yani Çan'ın kurtuluşu bence bu. Ama Cahit Bey'in dediklerine de katılıyorum. Yani bu madenler bir gün çıkacak ama inşallah çok geç çıkar ki o zamana kadar da teknoloji artık havayı kirletmeyecek ya da minimum kirletecek noktalarda olur. Hani çıkarken de insanlar sağlıklarını kaybetmemiş olurlar. Ya ben Çan'da şimdi geçen sene mesela bu bütün kış sattık. Deveci armudu yetişti Etili tarafında. Şu anda bayağıca şimdi aslında yatırım yapıldığında çok güzel ürün veren toprakları var. Şimdi organize sanayi dediğiniz zaman belki mamül, belki yarı mamül. Hani tarımsal sanayi açısından yönelilse daha faydalı olur diye düşünüyorum mesela. Evet, evet. Orası için. Çünkü güzel ürün de alındı. Evet. Alındı. Yani biz şu ana kadar hep Bursa bölgesinden alırdık. Bu sene kesinlikle almadık. Çan'ın armudu yetti bu bölgeye. Ne güzel. Yani bir senedir onu satıyoruz. Ama işte Çan'da mesela onu üreticinin ürettiği, ben armutlar gördüm bu sene, bu büyüklükteydi. Muhteşem bir şeydi. Fakat koyacak bir buzhane yok. Yapılsın işte. Yani çok basit. Çok basit yani. Değil mi yani? Teknoloji gerektirmiyor. Devlet teşvik de veriyor. Evet. Veriyor. Tabii. Şimdi burada kimi sorgulamak lazım? Yani biraz da her şeyi devletten bekleyen bölge insanı tabii ki. Bölge insanı da sorgulamak lazım. Değil mi? Yani hep şikayet. Biraz siz de risk alın. İşte biraz yönlendirmek lazım. Devletin ve siyasilerin açması lazım. Biraz moral motivasyon lazım. Yani bakın, iş adamının sadece para bulması, yatırım yapması için yetmiyor. Birinin sen bu işi yaparsın. Bak ben sana da destek veririm. Know-how da veririz. Şuradan da işte bilgi desteği alırız. Arkadaşlarımız da malını satar ya da malını getirir gibi biraz da moral motivasyon lazım. Yani iş adamları biraz ürkektir. Parayı bulur, yatırım yapacağı sektörü bulur ama moral motivasyon olmazsa bekler. Ya maalesef işte geçenlerde gene Çan'dan birisi aradı. Ispanak yetiştirmiş. Satamıyor mu onu? Yani çünkü Çan'da o ıspanağı çok fazla yetiştirmiş. Satabileceği bir pazar yok. Ama Çan işte yol olmadığından dolayı dışarıya o ıspanağı sevk edeceği bir durum da yok. Çünkü geliş geçiş noktası değil. Evet. Tabii. Yani ıspanağın maliyetinden fazla nakliyesi tutacak. İşte Ufuk Bey bakın Çan 65 kilometre değil mi? Anladım. 197'den 65 düşersek Çan Balıkesir 132 kilometre. Yapsanız kesin 120 kilometre. Yani bir saat, hadi çok yavaş gittiniz, iki saatlik bir yol. Orada büyük bir pazar var yani. Yani Çanakkale'den daha büyük bir pazar var orada. Ulaşamıyoruz. Şimdi o Çanlı üretici ne yapacak? Çanakkale'ye gelecek, böyle dolaşacak mı? Yaklaşık 300 kilometre. Değil mi? Evet. Yani şu anda çok çözümsüz. Bunu çözümle hale getirilebilir. Evet. Aslında bu yönde yönelmek lazım. Yani işte termik santralden medet ummak veya Bodur'dan, Kale Bodur'dan medet ummak veya toprağın altındakini yukarıya çıkartmayı düşünmek yerine hakikaten başkan bir alternatif çözüm daha olabileceğini görmek gerekiyor. Ki soğan yetiştiriciliği, kuru soğan Altıkulaç tarafında çok önemliydi. Altıkulaç da tabii çok meşhurdu. Yence'de. Tabii. Şu anda Danapınar, Bozguç, Bostandere diye kuzeyde köylerimiz var. Orada bir acı biber başladı. Evet. Geçen sene gittim, söyledim arkadaşlar, gelin buraya bir turşu fabrikası kurun, kooperatifleşin, bir araya gelin, turşu olarak satın. Ki öyle fazla acı biber üretildi ki mümkün değil bu bölgede satılması. Ama sevkiyatı hakikaten yani bölgenin açısından çok zor.
Bir kamyon acı biberi hiçbir yerde satamazsınız. Parça olması gerekiyor. Yanında başka ürün gerekiyor. O kamyonu değişik ürünlerle doldurup büyük şehire götürmek gerekiyor. İşte oradan nereye gidecek? Gaziantep geliyor. Çok ucuz fiyatlarla alıyor. İzmir'e gidecek değil mi? Edremit'e inmesi lazım. Bursa'ya da gider, İzmir'e de gider. Evet, Edremit'e inmesi lazım. Ya bu yol hayat, yani aslında her fırsatta bu yolu anlatmak lazım. Ama o zaman ben böyle anlatınca rahatsızlık duyan bir siyasetçi arkadaşımız oldu. Dedi ki, ya dedi başkanım dedi, biz dedi oraları otoban yapacağız. Sen dedi karayolunu lafını ediyorsun dedi. Otobana karşı değiliz ki. Otoban da yapılsın tabii ki ama karayolunu yapmak bir yıllık iş, bahsettiğim yol. Zaten var. Yani parça parça açılır ve yol hareketli hale getirilir hızla. Bakalım.